10 yıldan beri yayıncılık yapıyoruz ve 7 yıldır da videolarımızı 4K çözünürlükte yüklüyoruz. Fakat 2021 yılına kadar fiber internetimiz hiç olmadı. Bu durum canımızı o kadar çok sıktı ki Starlink kayıtları açılır açılmaz hemen kaydımızı yaptırdık. Uydudan internet güzel bir seçenek fakat hiçbir zaman fiberin sunduğu düşük gecikmeyi sunamıyor maalesef. İşte bu yüzden Ocak 2021'de Türknet'in kurumsal sitesi üzerinden ofis altyapımızı sorguladık. Lokasyonumuzda Türknet Fiber yoktu, bu bağlamda hat çekip çekemeyeceklerini sorduk. Türknet kısa sürede dönüş yaptı ve ofisimize kadar hat çekebileceklerini belirttiler. Türknet bütün seçeneklerde 1 gigabit indirme hızını sunuyor. Bu bağlamda artık tek yapmamız gereken bütçemize uygun bir upload hızı seçmekti. Upload bizim için önemli olduğundan 1000 megabit indirme ve 300 megabit yükleme sunan paketi seçtik. Bu aşamada işlemlerin başlaması için çok da bir şey gerekmiyordu artık. Sadece vergi levhası, imza sirküsü, faaliyet belgesi, ticari sicil gazete, şirketinize ait Mersis numarası, lokasyondaki teknik yetkilinin ismi, soy ismi ve mail adresi, bugün yapılacak ofisi adresi. Neden bu kadar belge gerekli? Çünkü kurumsal fiber internet başvurusu yapıyoruz ve hangi operatörden başvuru yaparsanız yapın bu belgeleri sizden isteyecekler. Bütün bu bilgileri sağladıktan sonra sözleşme geldi, sözleşmeyi imzaladık, yolladık ve işte fiber maceramız da tam da bu noktada 20 Ocak 2021'de başlamış oldu. Türknet tesis süresini ortalama 3 ila 4 ay olarak belirtti ve biz de beklemeye başladık. Eğer fiber bağlantıyı beklerken yine hızlı bir internet isterseniz Radyolink de sunuluyor. Fakat Radyolink hem gecikmesi yüksek hem de çatıya kurulum gerektiren bir bağlantı. Çatımız uygun olmadığı için kullanmadık. Bu aşamadan sonra Türknet'te hattımızla bizzat ilgilenen birisi vardı ve bize süreç hakkında bilgi verdi. Türknet'in bize ilettiği üzere fiber tesis süreci 3 aşamadan oluşmakta. Birinci aşama Türknet Fiber ekibi tarafından Türk Telekom tarafına tesis paylaşım başvurusu yapılarak kablo çekim işlemlerinin tamamlanması. İkinci aşama kablo çekim çalışmasının ardından HOP tarafındaki uplink için ek ve yönlendirme çalışması. Üçüncü ve son aşamada yerel cihaz konumlandırması ile hizmetin teslim edilmesi. Burada kendinize ait bir router'ınız varsa bunu kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz. Türknet hizmeti Metro Ethernet Switch üzerinden tek porttan Layer 2 Access Mode olarak teslim ediyor. Şirketin size vereceği 30 IP bloğunu router'ınıza girip NAT işlemlerini kendi cihazınız üzerinden yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşarsanız veya teknik konuda bir talebiniz varsa Türknet'in size verdiği numaradan veya e-posta adresi üzerinden iletişim kurabiliyorsunuz. Evet, hattın çekilme sürecine devam edelim. Yoğun kar yağışı sebebiyle Türk Telekom tarafındaki süreçlerde gecikme yaşandı. Dördüncü aya girdiğimizde Türk Telekom ekiplerinden onay bekliyorduk. Tabii şimdi şunu sorabilirsiniz, hattı Türknet çekmiyor mu? Türk Telekom bu işin neresinde? Cevabı basit. Sokaklarda gördüğünüz Türk Telekom kapakları, ki bunlara manhol deniliyor, diğer servis sağlayıcılar tarafından izinsiz bir şekilde açılamıyor. İşte bu yüzden Türknet kendi kablosu ile kendi fiberini çekse dahi bu kapakları açmak istediği zaman izin almak zorunda. Tabii Türk Telekom da kazı yapmak istiyorsa belediyeden izin almak zorunda, bu bağlamda bu süreci de beklemek zorunda kaldık. Tabii bütün bu bekleme süresi boyunca Türknet ekibinin sorularımıza anında cevap verdiğini de belirtelim. Ve nihayet o büyük gün geldi. 27 Haziran 2021 Pazar günü işçiler geldi ve fiberi döşemeye başladılar. Sokağımızdaki Türk Telekom menholü açıldı ve fiber kablo döşemesi başladı. Sonrasında menholden çıkan fiber kablonun diğer ucu binamıza, oradan da ofisimize bağlandı. Bu arada Türknet aynı hat ile 10 gigabit hızla sunabiliyormuş. Tabi upload 300 megabitin üstüne çıktığı zaman bağlantı simetrik oluyor. Yani dilerseniz şirketten 1000 megabit indirme, 1000 megabit yükleme hızı olan kurumsal hatta alabiliyorsunuz. 12 Temmuz 2021'de Türknet yetkilileri özel bir makineyle fiber kabloları birbirine bağladılar ve switch kurulumunu da tamamlayıp internetimizi teslim ettiler. Kendilerinden kaynaklı olmamasına rağmen gecikme içinde 2 ay ücretsiz kullanım hediye ettiler. 1 gigabit indirme hızı. Bunun için tam 10 yıl bekledik. 300 megabit upload. Artık YouTube bizi beklemiyor. Biz YouTube'un videolarımızı işlemesini bekliyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir his. Tabii bu hız size yetmiyorsa da sorun değil. Şirket dilerseniz ücretsiz olarak dönemsel hız yükseltmeleri yapabiliyor. Yani diyelim canlı yayın yapacaksınız ve 300 megabit bir şekilde size yetmiyor. Sıkıntı değil, 3-4 gün boyunca internet hızınız yükseltilebiliyor. Şu anda sistemde OS'un Zen Wi-Fi XT8 yönlendiricisi bağlı fakat uzun vadede bunu da üst model bir Asus yönlendiriciyle değiştireceğiz. Türknet bize doğrudan SPF bağlantısı da sunuyor. Şart mı? Değil. Ama yine de kullanmak isteyenler için güzel bir seçenek.
Sonuç olarak kurumsal fiberimizden fazlasıyla memnunuz. En ufak bir kesintide otomatik olarak destek talebi oluşturuluyor fakat bugüne kadar TürkNet kaynaklı bir kesinti olmadı. Yeni ofisimizde de kurumsal fiberimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda router değişiminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.